büyümek demek. Bir gün şu hayatta yapmak istediklerime bir göz attım. Listem çok kabarıktı başlarda. Yapmak isteyip yapamadıklarım, bilmediğim için cesaret edemediklerim, güç yetiremeyip ertelemek zorunda olduklarım vardı. Anladım ki her şey bir zamana ve zemine bağlı gibi görünse de işin aslı başkaydı. Anladım ki hayat ertelenmeyecek kadar kısa ve ben her an göçecek kadar faniydim. Azmin elinden hiç ama hiçbir şey kaçmazdı ve ben bir yol ayırdığımda öylece kala kalmıştım. Er ya da geç ya öğrenecektim ya da vazgeçecektim. Sonra öğrenmeyi seçtim ve zamanla öğrenmek bana hürriyetin kapılarını açtı ve özgürleştim. İnsan hayatında yapılacaklar listesinde en başta ne olmalıdır desem, hayatı anlamak ve ona göre bir yaşam alanı geliştirmek denilebilir. Kişinin gerçekleştirebileceği en büyük hedef, anlamak için öğrenmek olmalı. Çünkü öğrenmek insanı özgürleştirir, bilgisizlik köleleştirir. Bunu yaparken ihtiyaç duyacağımız en önemli iki eylem, öğrenmek ve uygulamak olmalıdır. Bilgi eyleme geçmedikçe harcanan emek ve zaman boşa gider. Sonuç olarak okumak düşünmeyi, düşünmek öğrenmeyi, öğrenmekse anlamayı sağlar ve bizi geliştirir. Gün geçtikçe hızla değişse de her şey, bu dünyanın değişmez kuralları vardır. Onlardan biri de hiç şüphesiz, bilgi kimdeyse güç ondadır kuralı. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Sümer Suresi 8 ila 9. ayetler. Bir gün velilerle yaptığım bir sohbette konuşulmuştu. Çocuklar neden çok soru sorar ve neden çabuk büyümek isterler diye. Tabii işin rengi büyüyünce değişir ve keşke hep çocuk kalsaydık derler. Ama her ne olursa olsun çocuk meraklıdır işte. Doğayı, ağacı, çiçeği, böceği, kısacası gördüğü her şeyi sorar. Çünkü konuşmaya başladıktan sonra gördüğü her şey yeni ve ilginç olduğundan öğrenmek ister. Yaşayacağı dünyadaki nesneleri, olayları, kişileri ve kuralları ve aynı zamanda sınırlarını. Öğrendiğinde daha güvenli basacaktır zemine, farkına varacaktır gücünün ve kendi seçecektir yolunu. Bu yüzden geçiştirici yalan yanlış değil de doğru cevabı doğru zamanda vermek zorundayız. Cevabını sende bulamazsa gün gelir sormaktan vazgeçebilir veya sanal dünyadan, oyun tuzaklarından öğrenmeye çalışabilir ki sonuçlarını anlatmaya gerek bile duymuyorum. Büyümek bazen anne babanın kusurlarını görmeye öğrenmek demektir. Diğer yandan hataları görmeye başlayan birey gelişir. Büyümek iki türlü bir süreçtir. Hem bedenen dışta hem ruhen içte gerçekleşendir ki biz buna olgunlaşmak da diyebiliriz. En bariz hatalar genellikle ergenlik döneminde yapılır. Çünkü bazı şeyler deneme yanılma yoluyla öğrenilir. Eksik olan şey deneyimlerdir. Arayışlar, merak edişler zeka belirtisidir. Çünkü insanın mayasında öğrenme arzusu, merak ve kuşku bulunur. Sorgulayan beyin üretici olur. Büyümek demek, çok para kazanıp büyümek değil, az parayla büyük ve kalıcı işler yapmak demektir. Büyümek demek, az bilgiyle çok ve boş laf üretmek değil, bilip bilmeden dayatmak da değil, az nezaket ve bol saygıyla insana insanca davranmak demektir. Ve büyümek demek, zamana ve zemine inat, büyük hedeflere ulaşmak demektir. Her şey değişime uğrar zamanla. İnsan, tabiat, fikirler, algılar, hayatın kendisi bile. Sadece değişime açık insanlar araştırır ve sorgular. Araştırmak, özellikle bir konuyu tartışmak, aşık olmak gibidir. Bittiğinde bambaşka bir insan olursunuz. Tabii muhatabınız da. Ama en azından konu kafanızda netleşebilir. Peki insan neden değişmekten korkar? Hayatı bloke eden sorunların altında yatan şey korkulardır. Otorite, iktidar korkusu, düzenin bozulur korkusu, itibarım azalır korkusu, kalabalık korkusu, dışlanma, saf dışı kalma korkusu, damgalanmak, bir gruba dahil edilmek korkusu vesaire. Bazı hassas konular vardır ki o konuda konuşmanızı, araştırmanızı veya yeni bir bakış açısı geliştirmenizi birileri istemeyebilir ve bloke edebilir. Mesela din inanç konularında durum böyledir maalesef. Oysa ki din insanı hayatın gerçekleriyle yüzleştirir ve bunun sonunda hayatında olmaması gerekenleri gündeminden çıkarma cesareti verir. Ne yazık ki birileri din adına dini yaşam alanından çıkarmak için bir rafa kaldırmış, deyim yerindeyse dindar yani dini dar etmiştir
bu millete ve oldukça da başarılı olmuştur. Geçenlerde bir arkadaşım, genellikle inanan insanlar merak etmiyor, sorgulamıyor ama sorgulayanlarsa zaten inanmıyor demişti. Ne acıdır ki bir yanımız inanmak, güvenmek ister, diğer yanımız inkara meyilli. Oldukça düşündürücü. Yorumu size bırakıyorum. Hangi konuda olursa olsun sorgulamak, akla mantığa uyanı almak olmalı hedef. Özellikle bizim toplum, sorgulayan, araştıran değil, hazıra konan, kolaya kaçan bir toplumdur. Maalesef. Sonuç ortada. Yüzlerce yıl uyutulmuş, aptal yurduna konulmuş bir milletin kaçıncı kuşağını temsil ettiğimiz değil, geldiğimiz nokta önemli. İnsan icraata bakmadan edemiyor. İçimizden ve dışımızdan birileri bizim uyanmamızı hala istemiyor. Tarih gerçeklere şahit. Mesela Avrupa Orta Çağ'da kitap basmaya başlamışken yaklaşık 1400'lü yıllarda Gutenberg'in matbaayı bulmasından hemen sonradır bu başlangıç. Orta Doğu'da bu işler ne zaman başlamış bilemem. Ama Osmanlı'da ilk kitaplar İbrahim Müteferrika'dan sonra yaklaşık Avrupa'dan 270 yıl sonra başlamıştır. Hal böyleyken arada hiç de hafife alınamayacak kadar bir zaman dilimi bulunmaktadır. Oysa Allah'ın ilk emri 610 yıllarında oku, anla, düşün, tefekkür et ve hayata uygula değil miydi?